Öğrenmenin en iyi yollarından biri de başkalarını öğretmektir. Bir konuyu başkalarına açıklamaya çalışmak sizin de konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Khan Akademi'de programlama öğrenen binlerce öğrenciden birine siz de yardım edebilirsiniz. Onlar da sizin şu an sahip olduğunuz bilgilerden faydalanabilirler. Khan Akademi'de diğer insanlara yardımcı olabilmeniz için 3 yöntemimiz var. Şimdi size bunları açıklayacağım. Giriş dersleri boyunca görevler ve projeler yaptınız görevler Hopper tarafından otomatik olarak notlandı. Ancak projeler biraz daha yaratıcılık gerektiren, daha serbest çalışmalardı. Bu nedenle onları otomatik olarak değerlendirmek o kadar kolay değil. O yüzden de buradaki değerlendirmeleri Hopper yerine gerçek insanlar yapıyor. Yani sizin gibi programlama bilen ve başkalarına yardım etmek isteyen insanlardan bahsediyorum. Eğer siz de projeleri değerlendirmek isterseniz ana sayfadaki proje geri bildirimlerine tıklayın açılan sayfanın ortalarına doğru değerlendirme taleplerini göreceksiniz. İster en sevdiğiniz projeyi değerlendirin, isterseniz de en üstten başlayarak değerlendirmelerinizi yapın. Değerlendirme ekranında karşınıza bazı sorular çıkacak ve size programın amacını yerine getirip getirmediği sorulacak. Eğer programı başarılı bulmazsanız, programı yazan kişiye programı nasıl daha iyi yapabileceğine dair fikirler verebilirsiniz. Projeler geri bildirimlerle sürekli ilerleyen ve geliştirilen bir süreçtir. Program amacını yerine getirene kadar öğrenciler onun üzerinde çalışmaya devam ederler. Dolayısıyla geri bildirimler onlara neleri yaparak programı iyileştirebilecekleri konusunda yardımcı olur. Değerlendirmenin sonunda onlara istediğiniz herhangi bir yorumu iletebilirsiniz. Bu kısım güzel şeyler söylemek ve onları programlamaya daha da cesaretlendirmek için güzel bir fırsat sunar. Bu arada programdan gerçekten etkilendiyseniz ona oy vermeyi unutmayın. Projelerde yapılan çılgın ama zekice çözümleri görünce bizler de gerçekten etkileniyoruz. Programlama yaparken bazen takılabilirsiniz. Mesela şu garip bezier fonksiyonuyla nasıl makarna çizeceğinizi veya Winston'ı ekranda doğru yerlerde nasıl sıçratacağınızı tam olarak çözememiş olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda yardım iste sekmesine tıklayıp bu alanda çalışan diğer insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Eğer siz de bu şekilde yardım isteyen birine yardım etmek isterseniz programlama ana sayfasına gidin ve proje geri bildirimlerine tıklayın. En güncel yardım taleplerini en üstte göreceksiniz. Sayfada biraz bakınırsanız sizin uzmanlığınıza yönelik olan ve yardım edebileceğiniz konuları mutlaka bulursunuz. Ve tabii ki kendi programlarınız için de her zaman yardım talebinde bulunabilirsiniz. Biz öğrencilerin öğretmen, öğretmenlerin de aynı zamanda öğrenci olabileceğine inanıyoruz. Başka insanların bu yardım taleplerine verdiği cevapları okuyunca bile birçok şey öğrenebilirsiniz. Bunu yapmak için cevap sekmesine tıklamanız yeterli. Böylece verilen cevaplar açılacak. Saatlerce bunları bile okuyabilirsiniz. Şimdi diyelim ki problem çözümlerini izlerken sizin de bir konu hakkında sorunuz oldu ve alt kısımda başkalarının da benzer bir soru sorup sormadığını merak ettiniz. Veya belki de siz bu soruyu sordunuz ve biri de sorunuzu cevapladı. İşte artık sizler de soru soran diğer insanlara yardım edebilirsiniz. Programlama ana sayfasına gidin ve topluluk soruları bölümüne tıklayın. Burada sorulan soruların üzerinden geçip cevaplayabileceğiniz bir soru bulabilirsiniz. Evet, böylece sizler de farklı farklı yollarla yeni programcıların öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Belki siz de kendinizi daha yolun başında hissediyor olabilirsiniz ama unutmayın ki dünyanın %99'undan daha fazlasını biliyorsunuz. Bu bildiklerinizi kendinize saklamayın.